9. sınıf arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı taze yazılı senaryoları yayınladı. Biz de seninle bu videoda yeni nesil yazılı formatına uygun bir şekilde fizikte çıkacak konuları şöyle bir tekrar edeceğiz soruları beraberce çözeceğiz. Güzel bir yazılı çalışması yapacağız. Özellikle bu yeniliğe hazır olmayan hem öğretmen arkadaşlarım hem öğrenci arkadaşlarım için açıklamaya gerekli pdf'leri bırakıyorum. Muhakkak göz atın. İlk olarak beni bu videoyla tanıyacak arkadaşlarım için kısaca kendimden bahsetmem gerekirse ben Didar Baskın. ODTÜ Fizik Öğretmenliği mezunuyum ve bu yıl çok güzel anlatımlarla YouTube'da bir kamp yapıyorum. Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu yeniliklerin neler olduğuna. Aslında 9. sınıfı ilgilendiren kısmı Türkçe ve matematik sınavlarınızın ortak olacağı ve bu il ilçe geneli yapılacak olan ortak sınavlarda Türkçe ve matematikte belli farklı uygulamaların olacağı, test sınavlarının yapılacağı duyuruldu. Onun dışındaki tüm yazılılarınız için, tüm branşlarınız için asıl yenilik kısa cevaplı açık uçlu sorular. Normalde öncesinde biz nasıl yazılı hazırlıyorduk? Doğru yanlış sorularımız vardı, çoktan seçmede sorularımız vardı, uzun cevaplı açık uçlu sorularımız vardı veya eşleştirme soruları vardı. Fakat bu yazılıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu senaryolara baktığımızda Sadece kısa cevaplı açık uçlu sorular istedi. O yüzden de ben sizlere bu senaryoların hepsini kapsayan tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'na uygun yazıları hazırladım. Bunu sadece ben de yapmadım. Z takım hocalarımızla beraber bu yeniliklerin peşinden koşuyoruz. Onlara da linkten ulaşabilirsin. Her bir öğretmenim sizler için çok güzel yazılılar hazırladılar. Muhakkak izleyip ilk yazılarına girmeni istiyorum. Çünkü sevgili arkadaşım şu an aslında lisenin ilk sınavlarını alıyorsun. Yani fen müfredatından artık fizik, kimya, biyoloji diye görüyorsun. Branşlara ayrıldı. Dolayısıyla senin için bu ön çalışmalar gerçekten önem arz etmekte. Hele ki bir baktın ortaokulda pandemiyi gördün, depremi gördün. Şimdi liseye geldin. Lisede yeni yeni eğitimde yenilikler olduğunu görüyorsun. Bizim için burada önemli olan şey... Bu kadar fazla yeniliğin olmasından ziyade bu yeniliklere senin ne kadar hızlı ayak uydurabildiğindir. O yüzden de Z takım hocalarımızla beraber elimizden gelen emeği sizlere gösteriyoruz. Sizler de lütfen bizleri desteklemeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü özellikle kendi adıma söylemem gerekirse 9. sınıf anlatımlarını tamamladım. Çok güzel bir kamp yaptık. Böyle deneyli demolu gösterimlerimiz var. Muhakkak izlemelisin. Hele ki bu yazılıdan önce bilmen gereken konuları dinlemediysen kesinlikle videolarımıza, yeni ders anlatımlarımıza bir şans vermeni istiyorum. Çünkü orada daha somut bir şekilde fiziğin ne kadar basit olduğunu görmüş olacaksın. Ki ben ne istiyorum? Şimdi hali hazırda yeni başladık bu kampa ve daha ileri iki projeler adına seni daha yakından tanımak istiyorum. Yani bir 9. sınıf öğrencisi neyi seviyor, neyde zorlanıyor? Bunları beraber aşabileceğimize inanıyorum. Öyleyse ilk olarak fizik adına neler yapmamız gerekiyor, neyi bilmem gerekiyor hocam diyorsan sana kazanımlardan bahsetmek istiyorum. Kazanımları da açıklamaya bırakacağım senin için. Bir inceleyebilirsin ve bütün branşlar içinde bu kazanımlara ulaşabilirsin. Bu kazanımları anladıktan sonra lise hayatında gördüğün tüm konular senin için daha anlaşılır olacak. Çünkü neyi bilmen gerektiğini öğreneceksin. Hızlıca bir fizik kazanımlarımıza bakalım sevgili arkadaşım. Bu kazanımlar senin için nelerdir? Yani hangi anahtar kavramları bilmen gerekiyor? Zaten şu an yazılı dönemine kadar işlediğin konu iki adet. Fizik bilimine giriş ve nedir? madde ve özellikleridir sevgili arkadaşım. Fizik bilimine girişte senden istediğimiz fizik bilimini tanımlayabilmen, fizikteki temel ve türetilmiş büyüklükleri cevaplayabilmen, vektörel skaler büyüklüklerin neler olduğunu konuşabilmen ve üzerine bilim araştırma merkezlerine dair birazcık yorum yapabilmen. Fizik bilimine giriş bizim için gerçekten çok kolay bir konu. Şöyle genel bir şekilde fiziğe baktığımız bir yer. Onun dışında burada alt başlıklar görüyorsun ki yazılımızda zaten bu alt başlık olan kazanımlarla ilgili sana neleri bilmen gerektiğini söyleyeceğim. Daha ayrıntılı bir şekilde yukarıda bahsetmiş olduğum anahtar kavramlara dair neler bilmen gerektiğini ve sınırlarından bahsediyoruz. Madde ve özelliklerine geldiğinde ise kütlenin, hacimin, öz kütlenin, dayanıklılığın, adezyonun, kohezyonun, yüzey gerimi ve kılcallığın neler olduğunu bilmeni istiyoruz. Onun da kazanımlarını sana bu şekilde aslında ana kazanımlar ve alt kazanımlar olarak belirtiyoruz. Buna dediğim gibi videonun açıklamasından muhakkak ulaşmanı istiyorum. Çünkü bu kazanımlara cevap verdiğinde aslında öğretmenine sana soracağı her şeyi cevaplamış olacaksın. Hızlı bir şekilde yazılımıza geçelim. Yazılımız dediğim gibi tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu senaryolar dahilinde bakanlık 3 adet senaryo yayınladı. Ben bu 3 senaryoyu da kazanımların alt başlığı olarak sana soru olarak birleştirdim. Totalde ortalama 5 ila 6 soru vardı. Ben sana yaklaşık kaç soru bakalım? 25 soruda aslında bu senaryoda seni bekleyen soru tiplerinin hepsini göstermeye çalıştım. Öyleyse hızlıca geçelim. Evet arkadaşım ilk olarak bir yazılıda kaçınılmazımız nedir? Buraya hemen gelip adımızı yazmaktır. Adını yazacaksın ki hocan o kağıdın kime ait olduğunu bilecek. Sınıfını yazdın, numaranı yazdın ve yazılına hazırsın. Şimdi arkadaşım ben istedim ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımı sana neyi soruyor ve biz bu kazanımlardan da seninle genel bir konu tekrarı yapalım. İlk kazanım sana sorulacak, yazılıda çıkacak ilk kazanımın neymiş? Fizin uygulama alanları, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkisini sana soracak. Alt dallarını kamyonet olarak dersimizde seninle öğrenmiştik. Bunu unutmanı istemiyorum. Ve bu alt dallarla alakalı kendine üçer tane böyle not almanı istiyorum. Hatta bunu bir özet halinde aşağıya yorumlara da yazabilirsin. Böyle güzel üç örnekleri ben ne yapayım? Yorumlara sabitleyeyim. Giren arkadaşlarımız da o yorumlardan kendini kafasında örnekleri oluşturmuş olsun. Biz şimdi seninle bu kamyonete dair nelere bakacağız? Hangi kelimelerden bu alt dağları bulabiliriz? Bunlara bakacağız. Soruları ben biraz daha yeni nesil hazırlamak istedim. Direkt çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı senaryolarda işte hal fiziği nedir, nükleer fiziği nedir gibi direkt bir tanımlama istemiş. Ben de sana asıl hikayesini verip oradan çıkarım yapmanı istedim. Hemen bir bakalım. SSD kart görüyorum ilk sorumuzda. Teknolojinin son ürünlerinden olan SSD, çok kısa süreler içinde çok yüksek miktarda veri depolamasını, aktarılmasını sağlayan bilgisayar parçalarından biri. SSD dediğimiz depolama araçları silikon tabakalar üzerinde elektrik yüklerini kullanarak veriyi depoluyor. Kristal örgüye sahip katı metallerin bak burası çok önemli. Hemen şöyle altını çizelim. Kristal örgüye sahip katı maddelerin manyetik, optik, esneklik ve elektriksel özelliklerini kullanarak geliştirilen SSD belleklerin yapımında fiziğin hangi alt dalından yararlanılmıştır dedi. Şimdi ben aslında bir silikon kaplama hikayesini anladım buradan. Sonra da kristal yapılı atomlardan bahsedildiğini anladım. Kristal yapılı atomlar benim için ne demekti? Hocam, katı hal fiziği demekti. Çünkü kristal yapılı atomların bu özellikleri sayesinde optik, termodinamik, elektrik iletkenlikleri, esneklik yapıları bunlar sayesinde aslında biz teknolojide yepyeni gelişmelerin olduğunu gözlemlemiştik. Dolayısıyla katı hal fiziğinden yararlanılmıştır dedim. Hocam sana bunu böyle sormasa ne dese katı hal fiziğini açıklayın. Sen de diyeceksin ki kristal yapılı atomların optik, esneklik, manyetik özelliklerini inceleyen fiziğin bir alt dalıdır diyeceksin. Yani atom fiziğine yakın bir yerde çalışıyoruz. Ve katı hal dediğin andan itibaren benim için kristal yapılı atomlar olarak daha sınırlandırdığım bir yer olduğunu biliyorum. Cepte. Birinci soruyu doğru bir şekilde işaretledik seninle. Soru 2'ye bakalım. Ne görüyorum? Hemen bir termos görüyorum burada. Bakalım ailesiyle pikniğe giden Ümit evde hazırladığı çayı sıcak tutması için termosa koyarken Termos'un iç yüzeyinin parlak olduğunu fark eder ve bunun sebebini öğrenmek ister. Ümit araştırmaları sonucunda ısının yayılma yollarından birinin ışıma olduğunu öğrenir. Termoslerin iç yüzeyinin parlak ve yansıtıcı olmasının sebebinin de bununla alakalı olabileceği sonucuna varır. Bu parçada fiziğin alt dallarından hangisine değinilmiştir? Şimdi hocam bir kere ben termosu gördüm. Isı yalıtımını gördüm. O zaman kesinlikle ne diyeceğim? Termodinamik diyeceğim. Bunu dediğin andan itibaren aslında Hocam sana puan verecektir. Termodinamiği yapıştırdık. Çünkü biliyoruz ki termodinamik bizim için neydi? Isı ve sıcaklık maddelerin nasıl ısı iletirler? Sıcaklık değişiminde ne gibi tepki verirler? Bunları incelediğimiz bir alt daldı bu cepte. Ama ben bir yerde bir şey daha gördüm. O da nedir? Işıma muhabbeti sevgili arkadaşım. Işıma muhabbeti bizim için ışık geldi aklıma. Işıkla alakalı da neyi görüyorum? Optiği görüyorum hocam. Çünkü biz optiği şöyle tanımlamıştık. Işığa dair bütün geometriyi konuştuğumuz yerde yansıma, kırılma... Bunları gördüğüm için dedim ki aynı zamanda aslında fiziğin alt dallarından Optikten de yararlanılmıştır. Çünkü iç yüzeyinin parlak olması, bunların yansımasından bahsettiğine göre optikten de bahsedilmiştir diyebilirim. Arkadaşım şunu unutmanı asla istemiyorum. Fizikteki bu alt dallar %100 birbirinden ayrılmaz. Öğretmenin sana kesinlikle puan verecektir. Ama istiyoruz ki sen biraz daha böyle yorumlama yeteneğini artır. Daha farklı kelimelerden de fiziğin alt dallarını yakalayabilir istiyoruz. Bu da cepte. Geldik fiziğin alt dallarını açıklayınız demiş. Nükleer fizik. Şimdi kamyonet diye seninle de bir hatırlayalım istiyorum. Kamyonet dedik. Termodinamikten konuştuk ısı sıcaklık ilişkisi dedik. Optiğin ışığın yansıması kırılmasını inceliyor dedik. Işıkla alakalı neredeyse her şeyi inceliyoruz optikte dedik. Bu da cepte. Onun dışında K'yi senene katar fiziği yani kristal yapılı atomlar diye tanımladık. Hocam buradaki A neydi? Atom fiziği atomların birbiriyle etkileşimini inceliyordu. M dediğimiz mekanikti, kuvvet, denge ilişkisini inceliyordu, sistemlerin yapılarını inceliyordu. Y dediğimiz yüksek enerji ve plazma yani Işık hızından neredeyse yakın hızları onlarla, ışık hızında yakın hızlarla hareket eden parçacıkları inceliyordu. Plazma, yani maddenin son versiyonunu, enerjisi en yüksek versiyonunu inceliyordu. Bu da cepte ne nükleerdi? Şimdi ben zaten ders anlatırken de sana neyden bahsetmiştim? Atom fiziği ile birlikte nükleeri cevaplayabiliyoruz. Çünkü nükleer atomun çekirdeği demekti hocam. Atomun çekirdeğindeki neleri inceleyecek çekirdeğini? Çekirdekte gerçekleşen tepkimeleri inceleyen bir alt daldı. Çekirdekteki tepkimeleri diyorum. İnceleyen fiziğin alt dalı bizim için. Burada yani aslında radyasyon vardı hatırlarsan değil mi? Bize açıklamamızı istemiş. Bunu senden öğretmenin şöyle isteyebilirdi. Aşağıdaki fizik alt dallarından bana üçer örnek yazın diyebilirdi. Dolayısıyla bir tekrar yaparken de ne istiyorum senden dediğim gibi bu alt dallara ait ikişer tane örnek yazabilmeni istiyorum. Yani mekanik dendim hocam. Ben binaların nasıl dengede durduğunu cevaplayabilirim. Ya da gemilerin nasıl yüzdüğünü cevaplayabilirim. Arabaların nasıl hareket ettiğini cevaplayabilirim gibi kendi örnekler oluşturun küçük bir not alsan bu soru kesin gelecek. Yani fiziğin alt dalından garanti bir sorumuz var. Diğer kısım mekanik. Seninle de mekaniği ne diye tanımladık? Maddenin bizim için kuvvet etkisindeki durumlarını inceliyordu. Kuvvet etkisindeki ve dengedeki durumlarını inceleyen alt dalımızdı. Dengedeki durumlarını inceliyor dedik. Durumlarını inceler böyle bir alt dal diye bahsettik. Kamyoneti de güzelce özetledik. Ha bir E kaldı. E yine diye tanımlamıştık. Elektromanyetizma. Yani maddelerin elektrik ve manyetik özelliklerini tanımlıyoruz. Elektrik ve manyetizma ne demek? Bunları tanımlıyoruz. O da bizim fiziğin alt dallarından bir tanesi dedik. Yani Cepte olan bir adet sorumuz var. Kamyoneti bilmem gerekiyor. Kamyonete dair alt dalları şöyle örneklerle cevaplayabilmem gerekiyor. Onun dışındakileri zaten kendi adından çıkartıyoruz. Nükleer dedik mi de atomun çekirdeği olduğunu bilmek istiyoruz dedik. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Dikkat edersen 3 soru var. Normalde dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı 3 senaryo şeklinde yayınladı. Ben her bir kazanımdan sana bu senaryolara uygun soruları bizzat hazırladım. Gelelim seninle diğer kazanımımıza. Bu kazanımımız bizden ne istiyor? Fiziksel nicelikleri sınıflandırmamızı yani temel türetilmiş ve ne vardı? Skaler vektörel. Bunlarla alakalı soru soracağım ben sana diyor. Yani bizden istediği kısamuzu bu sefer hatırlamamız. Kısamızın içerisinde o SA unit birim sistemine hakim olmamız ve onun dışındakilere de seninle türetilmiş büyüklükler diyebilmemiz. Skaler ve vektörelin ayrımını nasıl yapıyorduk hocam? Skaler yön gerektirmeyen sayı ve birime ihtiyaç duyduğumuz vektörel ise bunların yanında bir de yön ile tanımladığımız büyüklüklerde. Hemen bakalım. Yerli otomobilimiz TOK 4599 mm uzunluğa ve 2126 kg olmasına karşın sıfırdan 100 km bölü saat hıza yalnızca 4.8 saniyede çıkabilmektedir. Ve 100 km uzunluğunda bir yolda ortalama 16.9 kWh enerji tüketmektedir. Birçok bilgi verilmiş bana. Gözüm korkmuyor çünkü yeni nesil bir soru var. Bir bilgi verilmiş. Benden istenilenle bak. TOG ile verilen bu bilgilerde kaç tane skaler, kaç tane vektörel büyüklük vardır? Şimdi sevgili arkadaşım bakıyorum. Skaler için yöne ihtiyaç yoktu, değil mi? Yöne gerek yoktu. Bakıyorum. Uzunluk. Yani ben zaten neyi biliyorum? Hocam tüm temel büyüklüklerim zaten benim için skalerdi. Temellerin hepsi sayı ve birimle yeteri kadar ifade ediliyordu. Birincisi geldi. Kilogram demiş yani kütle. Dolayısıyla ikinci skaler geldi dedim. Bakıyorum sıfırdan 100 km bölü saat hıza. Hız benim için vektörel bir büyüklüktü hatırla. Bir yöne ihtiyacım var değil mi? Ne tarafa doğru bilgisi benim için önem arz ediyor. Dolayısıyla bunu ele almıyorum. 4.8 saniye dedi zaman. Kısamızdaki z'ydi. Devam ediyorum. 100 kilometre uzunluk dedi. Bu da benim için skaler. 16.9 kW saat enerji dedi enerji de benim için skalerdi. Dolayısıyla sevgili arkadaşım, bana verilen bu bilgilerden sayalım mı seninle kaç tane? 1 2 saniye 3 4 ve 5 tane benim için skaler var. Hatta böyle öğretmenim benim bildiğimi anlasın diye de şöyle yazardım. Bunlar uzunluk olarak tanımlanmış. ...zaman olarak tanımlanmış... ...ve enerji olarak tanımlanmış... ...bunlar benim için skaler büyüklüklerim... ...uzunluktan kaç tane var dikkat et... ...iki adet var... ...zamandan bir tane var... ...enerjiden de bir tane var... ...o zaman uzunluk... ...aa bir de ne var... ...dur kütle var bunu unutma... ...buna da bir... ...yani totalde beş tane skaler büyüklüğü... ...böyle ayrıntılı yazardım ki öğretmenim de derdi ki... ...vay be gerçekten bu çocuk öğrenmiş... ...kısamızın ne olduğunu biliyor temel türetilmişleri biliyor, skaler vektörelleri biliyor. Ben güzel bir sözün notu vereyim derdi. Bu cepte vektörel ne? Hocam bir tane vektörel var. O da nedir? Hızdır. Hatta bu sorudaki 100 km bölü saat kısmını bana bir de artı yön olarak tanımlaması gerektiğini söylerdim dedim. Dolayısıyla skaler ve vektörel ayrımımı bu paragraftan yaptım. Hocam sana böyle sormaz ne yapar? Aşağıya bir sürü yazar 100 kilometre, 5 kilogram, işte 10 newton der. İşte ister ki sen de skaler vektörel diye yanına yaz. Ya da bunlardan hangisi bana 3 tane vektörel büyüklük yaz der. Sen de bunların küçük bir notunu aldın. Yani bak düşün fizik bilimine girişten bu ikisini yaptın mı? İki soru kafadan cepte. Ben şimdi bu birinci senaryodaki soruydu. İkinci senaryodaki sorumuza bakalım. Yani aynı kazanımdan farklı sorularla sana bu kavramı tamamen öğretmek istiyorum. Geldik soru 5'e. Şekilde gösterilen trafik tabelasında bazı fiziksel nicelikler yanlış ya da eksik kullanılmış. Tabeledeki metinde kullanılan fiziksel niceliği esay SI birim sistemine uygun bir şekilde düzelt demişiz. Ne var? Bu yolda radar ile hız kontrolü yapılmaktadır. Şimdi ve oraya da 50 yazmış. Hocam biliyorum ki benim için büyüklükler sayı ve birimle ifade edilir. Yani 50, 50 ne? 50 kilo mu? Değil mi? 50 saniye mi? 50 paskal mı? bilmiyorum. O yüzden burası bir eğer ki hız kontrolü ise 50 metre bölü saniye veya 50 kilometre bölü saat gibi aslında bana birimle ifade edilmeliydi dedim. Aynı zamanda hız yerine bence ne olmalıydı? Hocam yön istemiyor. Benim o anda büyüklüğüyle ihtiyaç var. O zaman hızdan ziyade bana sürat demeliydi ki ki zaten seninle bunu dersimizde ısrarla üstünde yani tepindik. Ne dedik? Günlük hayatta biz hız ve süreti karıştırıyoruz. Yani fiziğe uygun bir şekilde konuşmuyoruz. Radara girdin ya da hız kontrolü için yöne de ihtiyacımız var. Bu önemli. Yoksa onun dışında konuştuğun bütün kavram bizim için süratti. Yönden bağımsız, skaler bir nicelikti. Fakat her türlü bu tabeladaki hataları düzeltmeye kalktığımızda seninle neyi görüyoruz? SI Unit Birim Sistemi'ne uygun yazılmadığını görüyoruz deyip aslında seninle bunu da yine tekrar etmiş olduk. Hocam o zaman kısamız cepte, temel büyüklükleri öğrendim, kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, madde miktarı, uzunluk ve zaman diye bunların birimlerini öğrendim. SI Unit Birim Sistemi'ne uygun bunların tanımlamalarını yaptım ve onun dışında türetilmiş büyüklükler olduğunu biliyorum. Bu bütün büyüklükleri aynı zamanda skaler ve vektörel yön gerektiren ve gerektirmeyen büyüklük olarak da tanımlıyorum. Buradan gelen sorudan da hop tam puanımı alıyorum ve geliyorum yeni kazanımıma. Bu üniteyle alakalı bir kazanımımız daha var. Nedir o? Fiziksel nicelikleri sınıflandırdım. E hocam bu da aynısıydı ama bak A ve C'yi seninle konuştuk burada. Yani alt başlık olarak. Bir de C olarak bir alt kazanımımız var. Burada da diyor ki madem sen skaler vektörel öğrendin skaler vektörel toplama işlemlerini de yap ve bunu bir de günlük hayat örnekleri üzerinden yap istiyoruz demiş. Vektörlerde toplama işleminde tek boyutta işlem. Yani açım açık sormayacağım sana diyor öğretmenin. Senden istediğim bana tek boyutta vektörel işlem yapabiliyor musun? Bunu göster. Bir şekil var. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan cisim. Arkadaşlar yatay paralel şekilde kuvvetler uygulamışlar. Buna göre etkeden toplam kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dır? Bana çok güzel bir şey söylemiş. Dikkat et bu üç arkadaşımın sağa doğru toplam 250 Newton'lı kuvvet uyguladığını görüyorum. Buradaki iki arkadaşımın da sola doğru 100 Newton'lı kuvvet uyguladığını görüyorum. Yani dikkat edersen şöyle bir sistemim var. Bu tarafa doğru 250 Newton var. Bu tarafa doğru ne var? 100 Newton'un var. Sürtünmen de yokmuş. Senden istediğimiz bunların toplamını yapmak. Hocam vektörel büyüklükler zaten benim için yön gerektirdiğini biliyorum. Cepte bu bilgi. Yönlerine dikkat ederek toplama işlemi yapacağım. 250 bu tarafa 100 bu tarafa kesinlikle fark alacağım. Çünkü zıt yönlü kuvvetler. Dolayısıyla buna ait bileşken Sağ tarafa doğru olacak ve 150 newton büyüklüğünde olacak. Çünkü kim büyükse onun yönüne dikkat ediyorum. Yani bir halat çekme yarışı olduğunu düşün. Eğer ki 250 newton uyguluyorsan buraya karşı tarafta 100 newtonsa sen galip geleceksin. Neden? Çünkü senin yönünde harekete geçecek. Yani vektörel toplamanın da önemini burada seninle cevaplamış oluyoruz. Bu üniteye dair seninle konuşmadığımız tek bir kazanımımız var. O da sevgili arkadaşım nedir? Bilim merkezleri. Bilim merkezlerine dair Milli Eğitim Bakanlığı örnek senaryolarda hiç soru sormamış. Ama hocam sorabilir. Sörn'de ne yapılıyor? Aselsan'da ne yapılıyor? Birer kelimeyle kendine hafızana not etmeni istiyorum. Ne gibi? Hocam Aselsan askeri elektronik sanayiydi. Haberleşme ve sanayi üzerine işlemler yapıyordu, araştırmalar yapıyordu. Sörn parçacık fiziği laboratuvarıydı. Yüksek enerjiyi parçacıkların deneyleri yapılıyordu CERN'de. Başka ne var? NASA, ESA onlar da uzayla ilgili araştırmalar yapıyordu diye küçük notlarla eğer ki hocan sorarsa bu senaryoların dışında bir yazılı hazırlarsa sana küçük notlarla cevaplayabileceğim bir tekrar yapabilirsin. Ama fizik bilimine girişte bizim için en önemli iki kazanımımız neymiş sevgili arkadaşım? Bir, alt dallar iki büyüklükler. Bunları bildikten sonra garanti ki soruyu cebe almış oluyorsun. Eğer ki burayla alakalı eksiğin varsa kesinlikle kamp videomuzu izlemeni istiyorum. Veya bu konu anlatım kitabımızdan hızlıca bir özet çıkartabilirsin. Ayrıca bu kitap senin için şu açıdan iyi olabilir. Hem 10. sınıf bilgilerini de içeriyor. Yani hem 9'da hem 10'da hem TYT hazırlanırken halledersin. Çünkü arkadaşım aslında sınav sistemi yenileniyor. Yani baktığında yazılıyla başlayan bir hikaye ve sen daha 9. sınıfsın. İlerleyen zamanlarda belki TYT adına da bir yenilik olur. Ama buradaki yeniliğin en önemli kısmı ne biliyor musun? Senin okulunun önemi arttı. Okuldaki yazılıların önemi çok çok arttı. Artık yani özel okula gidenler daha fazla puan alacak durumu aslında bu yenilikle en aza indirgenmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim için okul yazılılarımız gerçekten önem arz ediyor. Her neyse ki beraber seninle bunu bomba gibi halledeceğiz. Şimdi gelelim fizik bilimine giriş bitti. Madde ve özellikleri kısmına. Burada ilk olarak dayanıklılık kazanımıyla başlandı arkadaşım. Daha sözel ilerleyip en son sana öz soruyoruz. Dayanıklılık kavramı neydi? Hocam maddelerin aslında boyutlarla olan ilişkisiydi. Bu boyutlardan yola çıkarak dayanıklılığı tanımlıyorduk. Ne diye tanımlıyorduk? Eğer ki düzgün geometrik bir şekle sahipsen 1 bölü h diye tanımlıyorduk. Çünkü bizim için tanım aslında kesit alanı bölü hacim demek. Bu cepte. Bakalım boyutları 10 santim, 20 santim ve 10 santim olarak verilen A dikdörtgenler prizması bu. 10, 20, 10 diye verildi. Düşeyde düzgünce kesiliyor. A'dan K ve L prizmaları elde ediliyor. Ve boyutları da 10'a 5, 10. Yani aslında şöyle kesmişiz. Daha net anlaman için burası 5, burası 15. Böyle kesip bir küp oluşturmuşuz seninle. Yani o kesmeyi de şöyle düzgünce çizeyim de daha net anla. Aynı. Tam olarak şu şekilde bir Kesme işlemi yapmışız. Diyor ki K'nın dayanıklılığı DK, L'nin dayanıklılığı DL ve bunları bana oranla demiş. Şimdi sevgili arkadaşım yapacağım işlem o kadar basit ki. Uzun uzun hocam bana şöyle yaz diyebilirsin. Dayanıklılığı, kesit alanı, bölü hacim diye tanımlıyorduk. E, elinde bir küp var değil mi? Kare prizma var, dikdörtgenler prizması var özür dilerim. Kesit alanını benim için nedir sevgili arkadaşım? 10 çarpı 20'dir. Hacim ne? Kesit alanı çarpı yükseklik demekti değil mi? Hacim 3 boyutta bir büyüklüktü çünkü. 10 çarpı 20 çarpı 10. E bunları sadeleştirdiğimizde seninle 1 bölü 10 olduğunu bulduk. Neyin? Bu bizim için K'nındı. Süper. Yani ilk bu dikdörtgenler prizmasının kesilmemiş hali. K diyorum ya. A. Tamam bu cepte. 1 bölü 10. Şimdi gelelim DK'yı yazmaya. Ya hocam uzun uzun yazayım mı ben şimdi yine Kes alanını çarp 10 çarpı 5. Sonra bir de bunu 10 ile çarp. E yine bu bana 1 bölü 10 geldi. E buna bakıyorum yine 1 bölü 10. Demek ki hocam DK ve DL İlk durumda birebir aynı dayanıklılığa sahip çünkü düzgün bir geometrik şekilde biliyorum ki dayanıklılık 1 bölü h demekte ve yükseklikleri bunların aynı. Dolayısıyla benim için dk bölü dl'yi istemişsiniz. Bu da bana bir oranını vermekteydi. Hocam sana böyle sayısal sormayabilir. Senden neyi isteyebilir? Dayanıklılığı açıklı. Sen de kesit alanı bölü hacim. Hemen kesit alanı bölü hacim yerine de gelip alan çarpı yükseklik. O zaman bunlar sadeleşir. 1 bölü haçtır. Yani dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır deyip bu soruyu bitirdim. Diğer bir senaryoda yine bir sayısal soru sordu Milli Eğitim Bakanlığı. Bir kenar uzunluğu 4 santim olan bir kübün hacmini 8 katına çıkartıyoruz. Küpün dayanıklılığı nasıl değişir? Bak şimdi. Küpümün kenar uzunluğu neymiş sevgili arkadaşım? Hop hop hop. Dikkat et 4 santimmiş. Benden istediği hacmi 8 katına çıkartmam. Şimdi hacmi 8 katına çıkartmam için aslında ben bir kesit alanını 2 katına çıkartmam lazım değil mi? Çünkü 2'nin kübü bana 8'i verecek. Ama biz seninle nasıl yapalım? 4 santim, 4 santim, 4 santim diye yazalım. Hocam bunun hacmi ne kadar benim için? 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64 santimetre küp. Benden istediği bu hacmi 8 katına çıkartmam. Yani bu durumda her bir kesitini hocam 2 ile çarpmam isteniyor. Bak çok güzel bir aslında yakalaman gereken bilgi olmuş. Burası çok önemli. O zaman benim için dayanıklılık, hocam kesit alanı bölü hacim demekti ben yazayım. E bu da bana 1 bölü h veriyordu. Dolayısıyla evet sen hacmi 8 katına çıkartıyorsun ama yüksekliği 2 katına çıkartıyorsun. Dolayısıyla 1 bölü h'dan 1 bölü 2 haş oluyor. Yani bizim için dayanıklılık, ne oldu sevgili arkadaşım? Dayanıklılık yarıya indi hocam demeni istiyoruz. Çok basit bir şekilde yorumladık. Bizim için önemli olan dayanıklılığın kesit alanı böyle hacim olduğunu bilmemiz. Eğer kocan hocam sayısal sorarsa cevap bu. Bir karınca kendi boyunun onlarca katı ağırlığı rahatlıklarla taşıyabilirken karıncayı bir fil boyutunda büyüttüğümüzde ilk duruma kıyasla ağırlığı taşıyamaz hale geliyor. Bunun fiziksel açıklaması nedir? Sevgili arkadaşım kesit alanı büyüdükçe ne diyorduk? Dayanıklılığı azalıyor. Dayanıklılığın azalması aslında dış kuvvetlere karşı daha dayanıksız olması veya kendi ağırlığına karşı dayanıklılığının azalması demek. Hocam boyut arttığı için ne diyoruz seninle? Dayanıklılığı için dayanıklılığı azaldı dayanıklılığı azalır. Fiziksel sebebi de aslında dayanıklılıkla boyutların yükseklik ilişkisinin ters orantılı olmasıdır dedik. Ne diyorduk seninle dersimizde? Nasıl bir şey söylemiştik? Dayanıklılık aynı cisimler için kıyaslanabilir. Yani bir fille bir karıncayı kıyaslamam doğru değil ama bir fillin boyutundaki karıncayı normal bir karıncayla kıyasladığımda aslında boyutları çok arttığı için ayakları bile onu taşıyamaz hale geliyordu. Kendi vücudunu bile kaldırabilecek hale olmuyordu demiştik dersinizde. Dayanıklılığında demek ki sana yükseklikle olan ilişkisi sorulacak. Ha sözel olarak sorulur. Ha sayısal olarak sorulur. Ama çok basit bir açıklaması var. 1/h diye tanımladık arkadaşım. Bu da cepteydi. Madde ve özelliklerin ünitesinde dayanıklılık konuştuk ya. Adezyon, kohezyon, kılcallık, yüzeye gelme bunları konuşacağız. İlk olarak sorularımız adezyon ve kohezyonun örneklerle açıklanması kazanımından. Seninle yüzey gelimini etkileyen faktörleri yine günlük hayat örneklerle açıklamaya çalışacağız. Bakalım 10. sorumuz yani bu kazanımın ilk senaryodaki sorusu bize ne diyor? Çamaşırlarımızı yıkarken suyun sıcaklığının yüksek olması ve deterjan kullanılması lekenin çıkmasında nasıl bir rol oynar? Yani günlük hayatla bağdaştır istiyoruz. Yüzey gerilimi. Hocam biliyorum ki yüzey gerilimini etkileyen belli faktörlerimiz vardı. Bunlardan ikisi sıcaklığın artması ve deterjan eklenmesiydi. Çünkü deterjan eklediğimizde veya sıcaklığı artırdığımızda ne yapmış oluyorduk? Sıvının yüzey gerilimini azaltmış oluyordum. Çünkü biliyorum ki yüzey gerilim aslında yüzeyde bir zar yapısı oluşuyordu ve ben sıcaklığı artırmada bu zar yapısını bozuyordum ve ne yapmış oluyordum seninle artık? Bu kirlerin suyla daha rahat bir şekilde iletişime geçmesini sağlıyordum. Yani birbirinden ayırabiliyordum. Kohezyonunu azaltıyordum. Yüzey gerilimini, sıvının yüzey gerilimi azalır diyorum. Dolayısıyla da temizlik sektöründe yüze gelme bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla demek ki bizim için günlük hayat örneğinin biri cepte. Bakalım 11. sorumuz neymiş? Diyor ki: Vücudumuza giren bakteri, mikrop ve virüslerle savaşan bağışıklık hücrelerimizden biri lenfositlerdir. Biyosem hocamdan öğrendik bu bilgileri. Lenfositler enfekte hücrelerin antijenlerini tanıyarak onları yok edebilmek için birbirlerine tutunarak daha büyük bir hücre topluluğu haline gelirler ve hedef hücreleri için alarak yok ederler. Bak şimdi en önemli kısmını bitirdik seninle. Ne diyor? Birbirlerine tutunarak. Tutunma neydi? Hocam tutunma tabii ki de neydi biliyor musun? Hop, kohezyondu. Çünkü Kohezyon bizim için aynı tür moleküllerin birbirine tutunması demekti. Adezyon farklı tür moleküllerin birbirine yapışması demekti. Yani demek ki biyolojide gördüğüm bir kavram bile benim için aslında şunu söylemekte en temelde fizik yatıyor. Hatta fizik bilimine girişteki bir diğer kazanımda da karşına çıkmış oluyor. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi. Her bir branşta ilişkimiz vardı. Sadece fizik sayısal derslerle ilişkisi olan bir şey değil. Coğrafyada iklim oluşumunda da fizik var. Felsefede de fizik var. Biyolojide de fizik olduğunu sana bu soruda göstermeye çalıştım. Sadece oradaki birbirine tutunma kelimesinden senin zınk diye kohezyon kavramına gittiğini öğrendik ve kısa bir şekilde bunu cevaplamış oldun. Çünkü sana diyor ki bunu açıklayan fiziksel olay ne? Hocam birbirlerine tutmuyorlarsa aynı tür maddeler, aynı tür moleküller birbirine tutunuyorsa biz bunu fizikte kohezyon kavramını açıklıyoruz dedik ve bitirdik arkadaşım. Bunun da çok güzel deneylerini yine kamp videolarında anlattım. Umuyorum ki onları izleyip geldim bu yazılı çalışmasına. Geldik. Bu kazanımla alakalı en son senaryonun sorusuna. Suya deterjan eklendiğinde yüzey gerilimi nasıl etkilenir? Açıklayınız ki zaten seninle neyi konuştuk? Sıcaklığı konuştuk. Deterjanı konuştuk. Suya deterjan eklendiğini tekrar sormuş. Yani MEB'in yayınladığı 3 senaryoda da aynı soru vardı. Ben sana daha farklı anlatmaya çalıştım. Bunu böyle mikrop deneyi olarak karabiberle de yapıyoruz. Hatırlayın. Deterjanla yaklaştığımızda ne oluyor sevgili arkadaşım? Yüzey gerilimini hocam azaltmış oluyorsun. Yüzey gerilimi azalır. Dolayısıyla da daha rahat temizlik gerçekleşir çünkü suyun yüzey gelimini bozduğumuzda aynı elini neden sabunlamamız gerekiyordaki mantık gibi. Ne yapıyoruz aslında sabunla elimizin üzerindeki bu tabakadan kurtuluyoruz yüzey gelimini bozuyoruz ve mikroplara rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Hikaye bu yüzey gelimini azaltır dedin ve bu senaryonun da sonuna geldin. Geldik diğer kazanıma. Burada da seninle hangi kazanımı istiyoruz? Adezyon, kohezyonu. Yani yüzey gerilimi ve kılcallığın yine. Aslında adezyon ve kohezyondan gelen örneklerle açıklamaya. Hemen bakalım biraz daha. Yani aslında yukarıdaki aynı kazanım. Sadece alt kazanımları değişiyor dikkat et. Post olarak da adlandırdığımız yapışkan kağıtlar özellikle ders çalışırken ve önemli yerlerle ilgili not çıkarırken çok işimize yarar. Bu yapışkan kağıtları bir yüzeyden söküp başka bir yüzeye yapıştırdığımızda orada kalabilmesinin sebebi nedir? Farklı yüzeylerin birbirine yapışması neydi arkadaşım? Hocam adezyondu. Çünkü zaten daha yeni bana kohezyonu sordum. Bu da adezyon. Özellikle bu tarz tutkaldır, uhudur. Bunun arkasındaki kimyanın temelinde ne yatıyor? Adezyon, kohezyon mantığımız yatıyor. Özellikle yapışmayı da konuşuyorsan adezyon kavramındayım hocam dedin ve yine kısa bir şekilde bu soruyu cevapladın. Normalde bunlar dediğim gibi maksimum 7 soruluk senaryolar. Aslında sen çoktan tek kelime yaza yazı sınavı bitirdin ve yüz almaya hazırsın. Fakat diğer soru tiplerini de görmeni istiyorum. Hemen bakalım kılcallık olayını günlük hayattan bir örnek vererek açıkla demiş. Kılcallık geçen aramızdan bir arkadaş çok güzel bir şey yazmıştı. Ben dedi hocam böyle sallama çay dedi İçmişim, onu çalışma da unutmuşum. Sabah kalktığımda masamda damlalar vardı. Ne oldu? O ip sayesinde ne olduğunu gözlemledik? Kılcalık olduğunu gözlemledik. Bunu diyebilirsin. Başka ne diyebiliriz? Şekerin çayı emmesi. Ben buraya sana başka örnekler de yazayım. Sen yine bir tane istediğisi hocam bir tane örnek yazabilirsin. Ne diyebiliriz? Peçetenin suyu emmesi hocam. Peçetenin suyu emmesi. Başka daha yeni ki verdiğimiz olabilir sallama çayın ipinin sallama çayın ipinin suyu çayı emmesi diyebilirsin. Bu bizim için kılcalla birer örnektir. Kılcallık ne zaman gerçekleşir? Hocam adezyonun kohezyondan daha baskın olduğu durumlarda gerçekleşir dedin. Yani yapışma olacak ve böyle sıvı iletimi olacak. Biz o zaman kılcallık diyoruz dedik. Bunu da bitirdik. Geldik en güzel kısmına. Madde özelliklerinde sizi en üzen yer. Neresidir o? Tabii ki birincisi dönüşümler, ikincisi de öz ile alakalı işlemler. Bunları da bitirdikten sonra artık yani yüzüstü alabilirsiniz inanıyorum. Devam ediyorum. Neymiş kazanımımız hemen hızlıca ilerleyelim. Öz kütleyi kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. Bunu bileceksin. Kütle ve hacimden yola çıkarak yani M'i V'ye bölerek öz kütleyi tanımlayacaksın. Kütle ve hacim kavramlarında bak kütleyi, hacimi, ne yapar? Dönüşümlerini yapar demiş ve bu dönüşümler yapılırken bilişim teknolojilerinden faydalanabileceği belirtilir. Şimdi gelelim 15. sorumuza. Kantinden 200 ml meyve suyu alan Deniz bir seferde tüm meyve suyunu içince bir şişkinlik hissediyor. Ve meraklanıyor. Gündelik hayatta ortalama 3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini öğretmenden öğrendikten sonra günlük kaç santimetre küp daha sıvı tüketmeliyim diye düşünmeye başlıyor. Vay vay vay. Yani şimdi bizden istenilen ne? Bir, kaç demiş santimetre küp. 200 milim kaç santimetre küp seninle bunu cevaplayacağız. Ondan sonra 3 litre kaç santimetre küp bunu cevaplayacağız. Ve ardından da bunların farkını Deniz arkadaşımıza söyleyeceğiz. Şimdi mililitre demiş. Benim bildiğim bir şey var burada. Kendime hatırlatmam gereken. Nedir o? 1 litre 1 desimetre küptür. Bunu hatırlıyorum. İlk önce 1 mililitreyi ne yaparım? 1 litreye çeviririm. Yani 200 milim benim için sevgili arkadaşım. Şuraya yazıyorum. Ne yapacağım? Üste çıkıyorum. 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım veya 1000'e böleceğim. 0.2 litre demektir. Bu cepte. Şimdi ben desimetre küp cinsinden tanımladım. Şimdi desimetre küpten de ne yapacağız seninle? Santimetre küpe gideceğiz. Bu da ne demek bizim için? Bir adım aşağı indim fakat artık santimetre küp cinsindesin. Yani üç boyuttasın. O zaman her bir adımda 1000 çarpacaksın demek. Yani hocam 0,2 litre kaç 0,2 desimetre küp. Bunu da geri 1000 ile çarpacağım. Yani aslında 200 santimetre küptür dedim. Yani sevgili arkadaşım buradan seninle neyi çıkartmış oluyoruz? Hacan demek ki 1 litre 1 desimetre küpse 1 mililitre 1 santimetre küpmüş. Yani bana direkt 200 mililitreyi direkt ben şöyle de yazamaz mıydım? 200 santimetre küp yazabilirdim cepte. Gelelim 3 litre Kaç santimetre küp bunu konuşmaya? 3 litre 3 desimetre küp. Desimetre küpten santimetre küpe bir adım aşağı indin. Ve 3 boyutlasın. Dolayısıyla ile çarptın. Her bir adımda ile çarpıyorduk aşağı inerken. Yukarı çıkarken de 1000'e bölüyorduk hocam dedin. Dolayısıyla hocam 3 litrede ne kadar biliyor musun? 3000 santimetre küp kadar. 3000'den 200'ü çıkarttığımda karşıma ne geliyor? 2800 santimetre küp daha... Bu arkadaşımız bizim için sıvı tüketmeli. Senden ricam bu dönüşümleri yaparken bir boyutta mısın, üç boyutta mısın buna dikkat et. Ve aşağıya mı iniyorsun o zaman çarp, yukarıya mı çıkıyorsun o zaman böl. Bunu yaptığında iş bitmiş oluyor. Yine yeni nesil tadında sordum. Hocam sana şunu sorabilirdi. 3 litre kaç santimetre küptür yazınız. 3 mililitre kaç desimetre küptür yazınız gibi. Direkt bunu sorabilirdi haberin olsun. Gelelim bu kazanıma ait diğer senaryodaki sorumuza. Su faturasına bakan Emre gelen faturada aylık su tüketiminin 12, 12 metreküp olduğunu görüyor. Emre babasından bu kadar suyun litre cinsinden karşılığının ne olduğunu öğrenmek istiyor. Babasının cevabı yani diyor ki arkadaşım 12 metreküp kaç litredir? Şimdi metrekübü ne yapalım seninle? Desimetre kübe çevirelim. Desimetre küp de bize zaten neyi söylüyordu? Kaç litre olduğunu söylüyordu. Ve soru bitiyor. Metreküpten hocam desimetre bir basamak var. Ve üç boyutta çalışıyorum. Çünkü kübü gördüm. Metreküpten desimetreye aşağı iniyorum. Yani çarpma işlemi yapacağım. Üç boyutta olduğum için de 10 üzeri 3 ile yani binle çarpacağım. Bu durumda hocam 12.000 litrelik su tüketimleri varmış deyip soruyu bitirdin. Buradan nereden hangi bilgiyi biliyorum dikkat et. 1 litrenin 1 desimetre olduğu bilgisini biliyorum. Kazanım çünkü benden bunu istiyor. Diğer sorusu ehliyet aldığında ilk kullandığı aracın 2,5 ton olduğunu söyleyen öğretmenin aracı kaç kilogramdır? Yani aslında hocam sana şöyle sordu 2,5 ton cevaplayınız dedi kaç kilogramdır? Hocam tondan kilograma giderken 1 tonun 1000 kilogram olduğunu biliyorum. Yani 1000 ile çarpacağım. Bir sıfır kaydırdım. Dur. Yani binle çarpacağım. Bir sıfır kaydırdım. İki sıfır daha ekledim. Dolayısıyla iki bin beş yüz kilogramdır 2,5 ton deyip soruyu bitirdim. Aşağıdaki birim dönüştürme sorularını cevaplayınız. Yani artık ilk iki senaryoda sana yeni nesille sormaya çalıştım. soruyu artık öğretmenin sorabileceği bir formatta sordum. 100 gram kaç kilogramdır? Gramı kilograma çeviriyoruz. 3 basamak yukarı çıkacağız seninle yukarı çıktığımız için böleceğiz. Bir boyuttayız. Her bir basamakta ona böleceğiz. Dolayısıyla 3 basamak çıktığım için 10 üzeri 3'e böleceğim. Yani 1000'e böleceğim. O zaman hocam 1 böldüm. 2 böldüm. Üçüncüde de ne yaptın? Ekledin. 0,1 kilogramdır dedin. Bunu da bak binle çarptığında 100 gram ettiğini görmüş olacaksın. 0,5 litre kaç santimetre küptür? Hocam litre desimetreküp demekti. Yani aslında 0,5 desimetreküpten ne yaparım? Santimetre küpe giderim. Desimetreden santimetreye bir adım iniyorum çarpma işlemi yapacağım. Fakat 3 boyutta iniyorum. Dolayısıyla onun üzeri 3 de çarpacağım. Yani 1000 le. O zaman 1 sıfır kaydırdın. 2 de ekledin. Demek ki hocam 500 santimetre küptür deyip bu dönüşümleri hallettim. Demek ki benim için en önemli kazanımlardan biri neymiş? Madde ve özellikleri ünitesinde dönüşümleri anlayacakmışım. Bu dönüşümleri güzelce tekrar et. Sonra buradaki eksiklerini gidermiş ol. Geldik artık sevgili arkadaşım. Son kazanımlarımıza. Senin artık bu üniteye dair hangi kazanımdayız? Artık öz kütlenin kütle ve hacim dönüşümlerini yaptıktan sonra düzgün geometrik şekillerde hacim hesaplamaları yapacağız. Hemen bakalım. Yarı çapı 5 cm yüksekliği 20 cm olan silindir şeklinde bir sürahimiz var. Yapalım. Yarı çapımız 5'miş. 5 cm. Yüksekliğimiz 20 cm'ymiş. Diyor ki ağzına kadar suyla dolu her birinin hacmi 250 milim olan bardaklardan kaç tanesi tamamen doldurulabilir buradaki suyla? Şimdi 250 milim'e ben burada ne yapacağım abi? Santimetre küp cinsinden bulacağım. O zaman mililitreyi santimetre kübe çevirelim. Ne demiştik zaten? 1 litre 1 desimetre küptü. O zaman 1 mililitre de bizim için 1 santimetre küptü. Yani demek ki burası da 250 santimetre küplük bir bardak var. Bunları dolduracağız seninle. O zaman hocam ilk olarak ben bir silindirimin hacmini bir bulayım. Neydi? Pi, R'nin karesi çarpı haş demekti. Pi'yi 3 aldım. R'nin karesi 25 geldi. Haşa baktım haşım. 20 santim. Şimdi oturup da uzun uzun çarpıp da bölmeyeceğim. Çünkü bana diyor ki kaç tanesini doldurabilirim? Şimdi bu kadar bir sayım var. Tamam mı? Atıyorum burayı 100 bulduk diyelim. Ve 20'ye böleceğim. O zaman diyorum hiç böyle çarpı işlem yapmayayım. Ve silindiri ve bardağı böldüğümde kaç tane olması gerektiğini bulurum. Hemen geldim. 3 çarpı 25 çarpı 20 bölü 250 dedim. 25'i sadeleştirdim. Buradaki sıfırla bu gitti. Demek ki 6 tane bardakla ben bu sürahi doldurabilirim veya bu sürahideki suyla 6 tane bardağı ağzına kadar doldurabilirim dedim. Yaptığım şey neydi? Silindirin hacmini yazmak ve ondan sonra aynı cins, aynı birimden bardağın hacmini bölmek oldu. Bu kadar basit bir şekilde hallettim. Bununla alakalı son soru. Yarı çapı 4 cm olan küre sürahinin içine tamamen suyla doldurmak için kaç mililitre su gerekir? Yani ısrarla ne istiyoruz senden dikkat edersen mililitrenin santimetre kübe eşit olduğunu öğrenmeni istiyoruz. Hemen geldik kürenin. O zaman kürenin hacmi neydi hocam? 4 bölü 3 pi r küp demekti. 4 bölü 3'ü aldım. Pi'yi de 3 aldım. Çünkü bana böyle tanımlamıştı ilk soruda. Pi'yi de 3 aldım. R'nin kübünü. Yani yarı çapım 4'tü. 4'ün kübünü aldım. 16-64 geldi. Bunları da sadeleştirdim. Fakat dikkat edersen bunu santimetre küp cinsinden buldum. 4 çarpı 64 etti. Ne yapalım? Çarpalım. 4 kere 4 16. 1 elde 6 kere 4 24. 256 santimetre küp. Fakat soru bitmedi. Benden istediğin ne? kaç mililitre? E hocam artık öğrendim. 1 santimetre küp 1 mililitreydi. Yani 256 mililitre ile ne yapmışız? Tamamen bu küre sürahiyi doldurabilmişiz. Şimdi arkadaşım, bu soruda benim için neden önemli? Hali hazırda sizler için anlattığım TYT kampında hepinizin takıldığı bir soru tipiydi. TYT fizik konu anlatım kitabımızdan bir soru yine. Yani düşün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu senaryolar bizim kitabımızla ve kampımızla uyumlu. Yani kampı izleyen bir arkadaşımız rahatlıkla hızlı bir şekilde bu yazılıya yüz alacak şekilde hazırlanabilir. Öyleyse bir bakalım. Gerçekten zor. Hepinizin takılacak kadar zor bir soru muydu? Yine bizim için birim hacim hesaplamayla alakalı bir soru. Taşma düzeyine kadar hacmi olan 150 cm küp kap var. 100 cm küp suyla dolu tamamdır. Bu kaba suda çözülmeyen bir taş tamamı suyun içinde batacak şekilde kaba bırakılıyor. Ve kaptan dışarı 20 cm küp su taşıyor. İlk önce seninle neyi bulmamız lazım? Hocam bir taşın hacmini bu. Sen bu taşı getirdin bunun içine koydun. 150'ye çıkması lazım. Çünkü şu an yüzde. 50'ye çıktı. Bir de dışarı 20 cm küp taşırmış. E 50 de buradan yükseltti. Dolayısıyla hocam taşınızın hacmi 70 santimetre küp. Yani ben bu taşı içine attığımda artık kabın ağzına kadar dolu oldu 150. 20'si de dışarıda oldu değil mi? Taşın hacmi 70 olmalı. Ben yüzdeyim. Eğer ki kabım yeterince uzun olsaydı 170'e gelecekti. Fakat 20'si dışarı çıkmış. Cepte güzel. Buna göre cisim kaptan çıkartıldığında kabın yüksekliğini soruyor. Bak sana taşın hacmini sormuyor. Ben bu taşı dışarıya çıkarttığımda kabın yüksekliği ne olur? Hocam Zaten şu an 150'ye kadar dolusun. 70'i içeride. Sen bunu çıkarttığında 150-70'ten su seviyesi 80 santimetre küpte olmalıdır demen istiyoruz. Umarım anlaşıldı. Artık hacime dair bir sıkıntın kalmadı. Güzelce bunları çözdün. Geldik artık öz kütle ile taçlandırmaya ve birinci yazılı çalışmamızı sonlandırmaya. Bakıyoruz bu sefer sizden istediğimiz nedir arkadaşım kazanın boyutundan sabit sıcaklık ve basınçta kütlecim grafiğini çizmen, bunları yorumlaman, öz kütle ile ilgili matematiksel modeli çıkartıp hesaplama yapman. Kazanım senden öz kütleyi anladığını anlamak istiyor. Bakalım. Kütle hacim. Hemen yazalım. M geldim ve Kütle hacim grafiği ZT sıvıları için verilmiş. Z ve T sıvıların öz kütlelerinin oranı. Hocam öz kütle ne demekti? M bölü V demek. Z için yazıyorum. Dikkat et. 35, 5'imiz kaymış şurada. 35 bölü 5'ten 7 dedim. Dikkat et T'ye 5 bölü 5'ten ne geldi? 1 geldi. Tamamdır. O zaman DZ bölü DT'yi istiyorsun benden. Yani Z'nin öz kütlesi bizim için 7 geldi. T'nin öz kütlesi 1 geldi demek ki oranım 7'dir deyip soruyu bitirdim. Yaptığım şey kütleyi hacmi oranlamaktı. Çünkü biliyorum ki sabit sıcaklık ve basınçta benim için saf maddelerin öz kütlesi ayırt ediciydi. Kütlenin artmasıyla hacmin artmasıyla değişmiyordu. Bunların oranı zaten bana o sayıyı vermekteydi. Burada neye dikkat etmeni istiyorum? Belki öğretmenin bir tık daha zorlaştırırsa hem belki aramızda bizi izleyen öğretmen arkadaşlarımıza da yardımcı olur. Sınıfın seviyesini daha net ölçümleyebilmek adına hacmi şurayı alabilirdim. Hani ters tepe taklak bir grafik çizebilirdim. Öğrencinin yorumlamasını öyle isteyebilirdim. Fakat benim Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarından gördüğüm olabildiğince basit. Olabildiğince öğrenci bu dersi anlamış mı? Fazla puan almanız için hazırlanmış sınavlar. Yani ilk sınavlar gerçekten bu yüzden bizim için önemli yüksek puan alabileceğimiz sınav sistemi. Bakalım öz kütle ile alakalı bir an al artık işlem yapalım tamam mı? Yani burada minik işlemlerle artık burada yüze oynuyorsun öyle düşün. Diğer soruları bin, birer kelimeyle cevapladın değil mi? Yani fizik bilimine girişin ve madde özelliklerinin diğer kazanımlarını ele aldığımızda birer kelimeyle cevapladığın sorularda burada birazcık artık çalışanın öne geçtiği sorulara geçmiş oluyoruz. A maddesinin 38 gram 2 santimetre küp, B maddesinin 10 gram 10 santimetre küptür. A maddesinin öz kütlesinin B'ye oranı. Hemen yazalım. Bana zaten tanımlamış, bak, gram ve santimetre küp cinsinden tanımlamış. O zaman A'yı yazıyorum, 382. O zaman 19 gram bölü santimetre küp, A'nın öz kütlesi dedim. Artık nasıl? Bir madde ise çok yoğun. Geldik seninle B'ye. B'nin de 10 gramı bizim için 10 santimetre küpmüş. Dolayısıyla bunların oranı bize biri verdi. Gramı santimetre küpü oranladım. Yani kütleye hacime oranladım. Benim için öz kütlenin tanımı bu demekti. Bunların oranı da benden istediği dikkat et bak soru bitmedi. DA bölü DB. A'yı B'ye oranladığımda 19 gram bölü santimetre küp olduğunu bulmuş oldum sevgili arkadaşım. Bu kadar basit. Sayısal anlamda oran yapabiliyor musun? M'i yazabiliyor musun? Hacimi V'yi yazabiliyor musun? Bu. Bence dediğim gibi en sıkıntılı kısım hacim dönüşümleri falandı sizin için. Geldik soru 24'de. Öz kütlesi 1,5 olan K sıvısından 900 gram. 1,2 olan B sıvısından 500 cm3 alarak yapılan karışımın öz kütlesi. Bak şimdi bu soru gerçekten benim için zor bir soru. Yani artık 100 alacak öğrenciyi seçeceğim bir soru öğretmen olarak baktığımda. Çünkü burada bir tık daha kazanımın üst seviyesinde sana sorular soruyoruz. Normalde ÖSYM kazanımları şöyle tanımlıyor. İşte beceri temelli ve bilişsel düzeyi ölçen sorular gibi tanımlıyor. Yani direkt bir sana özkütleyi kütleyi sordu var. Bir de senin yorumlamanı istedi. Başka bilgileri de işin içine katmanı istediği kazanımlarımız var. Burası bence artık bir öğrenci oran orantı biliyor mu bilmiyor mu? Bak bunu soruyor. Başka hiçbir şey sormuyor inan bana. Bunu bildikten sonra fizik kısmı zaten çok basit. Yine M toplam bölü v e toplam yapacağız seninle. Öyleyse bakalım bir. Öz kütlesi 1,5. Ben bunu hemen yazıyorum. 3 bölü 2. Kim için yazıyorum? K sıvısı için yazıyorum. 3 bölü 2 yazdım. Bundan 900 gram alıyormuşuz tamam mı? Yani bizim için burası M bölü V değil mi? D'sini yazdık. 900 gram. Fakat şurayı bilmiyorum. <laughs> tamam. Bana verilenleri bir yazalım. L'ye bakıyorum. 1,2 ben onu 12 bölü 10 diyorum ya. Kafamı hiç yormayacağım. 12 bölü 10 dedim. B sıvısından 500 santimetre demiş sevgili arkadaşım. Yani aşağıya yazıyor. Çünkü en bölü ve sana hacmi verdim diyor. Bak birimin ne kadar önemli olduğunu anlıyor musun öz kütleyi yazarken? Bunu bilmesen 500'ü bir şeye bölmeye kalkarsın. Yani bu sefer sana diyor ben hacmi verdim. O zaman bunun kütlesini bul, emini bul diyor. Bu da yok. Bundan sonra da bunları karıştır diyor. Bu miktarları karıştır. Bak şimdi o zaman yazalım seninle. Oran yapacağız. Hocam bu bunun 300 katı değil mi? 3, 300'e çarptığında 900 eder. Bunu da 300 katını aldım. 600 santimetre küp. Şimdi gel hocam bu bunun 50 katı. O zaman bunun da 50 katını alırım. 50 ile 12'yi çarptığında 600 gram ettiğini bulurum. Yani bak düşün. 600 bölü 500. 1.2. 900 bölü 600 1.5. Yani dikkat edersen ama kütlen arttı, hacmin arttı. Benim için öz kütlem sabit olduğu için oradan oran orantı yaptım. Güzel. Şimdi benden diyor ki bunları karıştıracağım. Şimdi ne yapacağız biz senin? Hocam eşit işte hacim mi, şöyle mi? Benim elimde toplam kütlem var mı? Nereden var? 900 gram bu vardı. Soruda verdiğinden 600 gram da diğerinden olduğunu buldum. 500 santimetre küp L'den vardı hacim olarak. 600'de gittim K'nın hacmini buldum soruda verilenlerden. Dolayısıyla D karışım benim için en toplam bölü V toplamdır hocam dedim. En toplamı yazdım 900 600 1500 gram. V toplamı yazdım 600 e 500 1100 santimetre küp sadeleştir. Hocam 15 bölü 11'miş bu karışımın öz kütlesi ve gram bölü santimetre cinsinden dedin soru bitti. Yani birazcık bu bizim için Önem arz ediyordu. Zaten dikkat edersen sonlara gelince şöyle sorularımız biraz güzelleşti. Ama inanıyorum çok güzel bir şekilde tekrarlarını yaptın. Geldin. Bu artık bizim için son tekrar, son çıkış. Çok güzel bir şekilde yazılına hazırsın. Ve son soru. Acaba bu ne istiyor? 300 santimetre küp buz kaç gramdır? Sana da burada hem suyu hem de buzun öz kütlesini vermiş. Sana ama biliyorsun ki buz dendi. O zaman buzun öz kütlesiyle işlem yapacağım. Yani hocam buzun öz kütlesi 9 bölü 10'muş. Öz kütle ne demekti? M bölü V demekti hocam. Bana neyi vermişsin? Santimetre küp. Yani hocam hacmi tanımlamışsın. O zaman yazayım şuraya 300 santimetre küp diye. Benden ne istiyorsun hocam? Kaç gramdır? Emin istiyorsun. Onun 30 katı kadar hacmin varsa. 9'un da tuz katı kadar yani 270 gramlık bir kütlede buzun var demektir. Ne yapmış oldun? Oran orantıdan buzun öz kütlesinden en bölü ve iyi yazmış oldun. Seninle ne yaptık? Fizik bilimine giriş ve madde özelliklerinin tüm kazanımlarından çeşit çeşit senaryolarca sorularımızı tekrar ettik. Şimdiden desteklerin için, arkadaşlarınla paylaştığın için bu emeği göz ardı etmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Yazılımda başarılar diliyorum. Aklına takılanları muhakkak yorumlara bekliyorum. Bay bay.